Arkadaşlar, bu uygulamamızda nesnelerin çeşitli özelliklerinin düzenlemesini yapacağız. Biliyorsunuz bu bölümün adı zaten nesnelerin düzenlenmesi, nesnelerin kullanılması ile ilgili. Fakat burada karşımıza iki tane kavram çıkıyor. Çeşitli slaytlarla da destekleyelim. Metot ve propertiler. Zaten bir nesneyi yazdığınızda bakın yeşil olanlar metotlar. Bunlar clear, add, close, open vesaire artık nesneye göre olaylar. Yani işte range nokta clear dediğimizde aslında bir metot uygulamış oluyoruz. Range nokta value, range nokta interior color dediğimizde de onun rengini düzenlemiş oluyoruz. Demek ki özellikler ve şeyler bunlar noktayla belirtiliyor. Şöyle bakınız, geldik bir sayfamıza. Diyelim modülümüzü ekledik, sub dene dedik. Ondan sonra şöyle fazla uzatmadan yazayım. Range A1 sonuçta bir nesne değil mi? Tamam, başına sheets'in de yazayım. Ondan sonra sayfa 1'in, ondan sonra A1'i. Bunun bakın clear da diyebilirim. Şöyle nokta yazınca, nokta deyince kendi özellikleri de gelecektir. Clear. Bakın burada bir şey vardı diyelim. Onu silmiş olacağım. Çalıştıraraktan sildim. Aynı şekilde bunu şeye alayım uygulamaya. Efendim interior color nokta color ondan sonra eşittir. BB yes. BB yellow. Ondan sonra bu da bir özellik değil mi? Renk vermek. İşte F5'e basıyorum. Gitti, sarı renkli yaptı. Demek ki nesnelerimizin çeşitli metot ve propertileri var. Özellikler. İşte bu bir metot. Genelde silme, ekleme, açma, kapama. Bunlar da şeyler arkadaşlar. Property düzenlemeleri. Bakalım uygulamamızda neler var. Active Sheet'e ad vermek değil mi? Bir name özelliğini kullanmak. Görünür olup yapmamak işte sheet'in adını var. Visible false true. Bakın diyelim ki şurada bir sheet'imiz var. Adı bla bla olsun. Veri diyelim. Ondan sonra veri sheet'ini gizleyeceğim. Ne yapıyorum? Sheets'lerden veri diyorum. Visible diyorum. Control spacebar eşittir. True diyorum. False diyeyim, özür dilerim. Çünkü görünürlüğü false. Bakın çalıştırıyorum. Hop gizlendi. True diyeceğim. True diyeceğim. Arkadaşlar hemen çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi o da gösterdi. Evet devam edelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kolon düzenlemesi, sayfanın kolonunun kolon bitinin 4 olması. 4 değil de 10 falan yapalım. Ondan sonra 4 çok dar olur. Ondan sonra 10 yapalım. Bakınız geldim. Bizim sheet'imiz veri. Şöyle ben hatta biraz bozayım onların ayarlarını. Ondan sonra yapıştırdım. Sheet'imizin adı veri bizim burada. Ondan sonra çalıştırayım. Şunu kapattım. Çalıştırayım. Bakınız hepsinin kolon genişliğini 4 yaptı. Ama derseniz D ile F demişiz. Onları yaptı. 10 olarak düzenledi. Onun dışında yine renk vermek. Bu RGB arkadaşlar. Red, Green, Blue diyerekten 0 ile 255 arası vermek. Bu ne demek? Üçünün karışımı sadece kırmızı demek. Bir tane yapayım isterseniz ondan sonra. Bu da bir özellik vermek tabii ki. Sonuçta renk veriyorsunuz. Biz daha çok BB şey yes falan BB kırmızı falan diyerek yaptık. Bakınız. Ondan sonra A1'den A10'a kadarı bu rengi verecek. Veri sekmesinde gördüğünüz gibi verdi. Bu şekilde clear format siliyor. Bu VB'de ister böyle ister öyle verir. Burada sınırlısınız. Burada kendiniz renk karıştırabilirsiniz. Biraz sarımtırak, biraz yeşil neyse işte artık esprisi. Ondan sonra
Yine bakın, bir sütunu gizlemek, göstermek. Sheets seçmemişiz. Sheets de koyalım tabii ki. Geldik buraya. Seçmezsek aktif sheet'i. Ama biz şeyimizi koyalım başına. Her zaman için onları öneriyoruz. Ondan sonra şuraya nokta olacak. Veri sheet'inde BE seçilecek ve gizlenecek. A deyip A'yı gizlesin. Ondan sonra A böyle yazılıyor. A sütunu bu arada. Bakınız, şunu kaldıralım. Çalıştırıyorum. Bakın, gizlendi. False deyip. Bunlar neden? İşte amacımız neydi? Ta başa dönecek olursak arkadaşlar. Amacımız işte bir önceki uygulamada silme yaptık. Şimdi bir takım, bakın, gizleme. Birisi diyor ki ya ben, bana bir düğmeyle şunları yapılmasını istiyorum. İşte otomatik olarak ihtiyaçlar. Hani elle işte kesmek, biçmek, sütunları yapmak yerine bu işte biz de hop düğmeye basınca silsin, işte temizlesin, hidden yapsın, ondan sonra renklendirsin, formatlasın. Buralara format deyip işte sayı formatı vesaire bakarsınız. Öyle örneklerimiz de çok arkadaşlar. Evet, bu şekilde çeşitli form, işte burada varmış bakın, fontlar vermek. Excel None deyince de galiba rengi kaldırıyor. Fontlar vesaire verilebiliyor arkadaşlar.